Dicle'nin gözaltına alınması yani bizim açımızdan şöyle değerlendirebiliriz. Tam bir hukuksuzluktur. Sabah saatlerinde önce adresine baskın yapıldı. Ardından yerinde adresinde olmadığı için telefonla arandı. İlginçtir ki yani telefonla ulaşılabilir durumda olduğunu rahatlıkla görebildiler ve ifadeye çağırabilirlerdi. Çok rahat bir şekilde kendisinin artık hakkında suçlama neyse bu konuda ifadesini alabilirlerdi ama evi adresine baskın yapmayı tercih etmişlerdi. Telefonla arandıktan sonra o saatlerde kendisiyle de görüştük zaten. Çağrıldığını, emniyete ifade vermeye gideceğini söyledi, dile getirdi ve nitekim gitti de gider gitmez de gözaltına alındı. Yani aslında bir hukuk devletinde hukukun olduğu bir ortamda olması gereken siz kendi iradenizle gittiğiniz, ifade vermeye gittiğiniz bir yerde ifadenizi verir çıkarsınız. Hakkınızda varsa bir soruşturma, davaya dönüşecekse dönüşür, yargılamanız yapılır. Neyse artık onun prosedürü uygulanır. Oysa ki burada hukuk çok farklı işliyor. Özellikle Kürdistan'da bu konuda ciddi anlamda problemler var. Bu problemlerin başında da insanları terörize itme var. İnsanları tamamen haklarından mahrum bırakma var. Derdest edip işte günlerce işkence altında tutma var. Yine işte zaman zaman karşılaşıyoruz. Gözaltı sonrası yine hukuksuz bir şekilde tutuklama ya da işte gerekçesiz, çok içi boş gerekçelerle tutuklamalar gerçekleşiyor. Dicle'nin durumu da biraz böyle. Halen gözaltında, hakkında 4 gün gözaltı kararı olduğunu öğrendik. Yürütülen soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma. Anladığımız kadarıyla yine dün valilik tarafından yapılan bir açıklama vardı. Bu konuyla da ilişkilendiriyoruz. Aslında dosyada gizlilik kararı olduğu için konunun tam anlamıyla ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak dün Van Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklama vardı ve 4 ilde bir operasyon gerçekleştirildiği, 11 kişinin gözaltına alındığı yönünde bir açıklama vardı. Biraz da buradan yola çıkarak bu meselenin aslında Dicle'nin de bu operasyona, bu soruşturmaya dahil edildiği tahminini yürütüyoruz. Nitekim avukatlarımız gözaltında kendisiyle de görüştü. Kendisinin de tahmini bu yönde. Şimdi söyleyeceğim belki çok absürt gelecek ancak yürütülen soruşturma insanların cezaevinde bulunan yakınlarına, arkadaşlarına, dostlarına para yatırma, onlara finans destek sağlama yönünde bir suçlama getiriliyor. Bizim de biliyorsunuz cezaevlerinde kalan gazeteci arkadaşlarımız var. Van cezaevinde de Nedim Türfent ve Ziya Ataman arkadaşlarımız tutuklu ve yıllardır tutuklu tutuluyorlar Van cezaevinde. Dicle ile uzun yıllar birlikte çalıştılar, epey bir paylaşımları oldu, birlikte gazetecilik yaptılar. Anladığımız kadarıyla, henüz dosyanın içeriğini bilmiyoruz ama tahminlerimizi söylüyoruz. Anladığımız kadarıyla Dicle'nin bunlara destek olmak amacıyla kendilerine para göndermiş olma ihtimali üzerinden bir soruşturmaya tabi tutulduğu, elbette ki eğer gerekçe gerçekten buysa bu ciddi anlamda bir hukuk garabetidir. Yani başka bir suçlama mı bulamadınız? Yani biliyorsunuz gazeteciler genellikle işte düşüncelerini açıkladığı için, haber yaptıkları için, haberlerini yayınladıkları için alıştık bunlara. Bir şekilde suçlanabiliyorlar ama yani bir arkadaşına, bir gazeteci özellikle de hukuksuz bir şekilde tutuklanmış, cezaevine atılmış Nedim gibi bir gazeteciye yardım ya da işte destek olmak amacıyla gönderdiğiniz para size suçlama olarak karşınıza çıkarılıyor. Bu da ciddi anlamda gerçek manada bir hukuk garabetidir. Böylesi bir suçlamaya maruz kalmak bile gerçekten de yani insan kelimelerle ifade edemiyor. Ciddi anlamda bir problemdir. Türkiye'de
Türkiye'de artık hukuk tümden ayaklar altına alınmış durumda. İnsanlar böylesi suçlamalarla kriminalize edilmeye çalışılıyor. Bu suçlamalarla birbirinden koparılmaya çalışılıyor. Şunu söylemekte yarar var. Cezaevine zindanlara atılan insanların mutlak hakları vardır. Birçok hakları vardır ama Türkiye'de maalesef Türkiye'de başta da Kürdistan'da cezaevlerinde bu hukuklar ayaklar altına alınıyor. İşte böylesi uygulamalarla tüm hakları elinden almak isteniyor. Adeta tutsaklara cezaevine sizleri attık orada ölün demek isteniyor. Yaptıkları uygulama tamamen bunu andırıyor. Özellikle de işte hasta mahpuslar meselesinde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu uygulamalarla da benzer bir şey yapılıyor ve gazeteciler olsun, işte siyasi tutuklar olsun, cezaevinde bulunan işte siyasi mahkumlar bir şekilde böylesi uygulamalarla tamamen nefessiz bırakılmak isteniyor. Tamamen işte cezaevinde artık yaşayamaz duruma getirilmek isteniyor. Temel amaç orada onları ölüme mahkum etmektir. Bunun kabul edilmemesi lazım. Buna itiraz edilmesi gerekiyor. Öyle bir suçlama olamaz. Böyle bir hukuk olamaz. Böylesi bir yargılama olamaz. Böylesi bir yaklaşım söz konusu olamaz. Buna kesinlikle itiraz etmek gerekiyor. Buna karşı çıkmak gerekiyor. Tüm tutsak yakınlarının buna ses çıkarması lazım. Tüm demokratik çevrelerin, sivil toplum örgütlerinin buna karşı çıkması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir insana siz para gönderiyorsunuz ve bu sizin karşınıza suç olarak çıkarılıyor. Bu bence yani bu bir kampanyaya da dönüştürülebilir. Bir şekilde insanlar yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına paralar göndererek aynı suçu ben de işliyorum diyebilmelidir. Böyle mesleki dayanışmadan dolayı. Yani gazeteciler biliyorsunuz tutsak gazeteci arkadaşlarımız zaten yargılandıkları, tutuldukları veya işte suçlandıkları suçları zaten biz biliyoruz. Tamamen hukuksuz, mesnetsiz suçlamalarla tutuluyorlar. Elbette ki onlara sahip çıkıyoruz. Onlarla dayanışıyoruz. Her türlü desteği de sunmaya hazırız. Ancak Dicle'nin eğer tahminlerimiz doğruysa bu arkadaşlarla birlikte çalışmıştır. Mesleki dayanışma göstermiştir ve onlara bir miktarda olsa destek sunma çabası içerisine girmiş. Bu kesinlikle bir suç değildir. Bunun teşhir edilmesi lazım. Bunun kesinlikle yani iktidarın artık geldiği noktayı göstermek bakımından, hukukun getirilmek istendiği noktayı göstermek bakımından bir şekilde teşhir edilmesi gerekiyor. Biz bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma hakkını savunmaktır. Gazetecilik halka haberi en doğru biçimde, en hızlı biçimde ulaştırma mesleğidir ve yapılması gereken de bu mesleğin onurunu savunmaktır. Bu açıdan tüm çevrelere de özellikle de gazeteci dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu konuda dayanışmayı büyütmeleri çağrısında bulunuyoruz. Dün bu konuya ilişkin bir açıklamamız da oldu. Nitekim özellikle de gazeteci örgütleri, uluslararası gazeteci örgütlerine bu çağrıyı yapıyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı ciddi anlamda ses çıkarılması gerekiyor. Ses çıkarılmadığı vakit, buna karşı konulmadığı vakit böylesi uygulamalar artacaktır. Artık toplum tamamen nefessiz bırakılmaya çalışılacaktır. Buna karşı durmak gerekiyor. Her gazetecinin de görevidir buna karşı durmak.